Sevgili öğrencilerim merhaba. Bugün sizinle çok eğlenceli bir konu işleyeceğiz. Geometrik cisimlerin özellikleri. Çocuklar, cisimleri aslında hayatımızda birçok yerde görüyorsunuz. Şekiller bir araya geliyorlar, arkadaş oluyorlar ve neyi oluşturuyorlar? Cisimleri oluşturuyorlar. Şimdi beraber bunu inceleyelim sizinle. Evet. Bakın bakalım. Ne bu acaba? Hangi şekiller bir araya gelmiş olabilir bunu oluşturmak için? Peki ben size bir ipucu vereyim. Bütün kenarları eşit. Bu bir küp çocuklar, küp. Bütün kenarlarının da birbirine eşit olmasının nedeni şuradaki yüzeylerinin tamamının hepsinin bir kareden oluşması çocuklar. Bütün kareler birbirlerinin bir araya gelmişler ve küpü oluşturmuşlar. Tahtada da bakalım mı? Bakalım. Şimdi kalemle çizelim. Bakalım gerçekten de bundan küp çıkacak mı? Hadi şuraya koyuyorum. Ve etrafından kalemle geziyorum. 1, 2, 3. Çizeyim. Evet. Bakın çocuklar, bir tane küp oluştu. Küpten bir tane kare oluşturduk. Gördünüz mü? Ne yapmıştım ben? Bütün kenarları eşit olanlara şöyle ne yapmıştım? Minicik minicik kalpler koymuştum. Bütün kenarları eşit olduğu için, değil mi? Ben buna ne demiştim? Kare demiştim. Demek ki bu küp karelerden oluşuyor. Peki çocuklar, siz bunu günlük hayatta neye benzetiyorsunuz? Neye benzetiyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Biraz bekleyeyim ben de. Şöyle de inceleyin o sırada, bakın. Evet, bir küp şekere benziyor. Doğru, bir küp şekere benziyor. Başka? Başka neye benziyor? Evet, bir de zeka küpleri var değil mi? Onlarla oyun oynuyorsunuz. Karışık karışık renkleri oluyor. Siz onları eviriyorsunuz, çeviriyorsunuz, düzeltiyorsunuz değil mi? Evet. Peki çocuklar, başka neye benziyor? Ben burada size örnek getirdim mi? Yok, benim evimde yokmuş çocuklar küp. O yüzden şu an size gösteremiyorum ama bunun üzerinden gösterebilirim işte. Bütün istediğim bütün bu şekilde koyup çizebilirim etrafından ve hep karşıma ne çıkacak? Kare çıkacak. Küpler karelerin bir araya gelmesiyle oluşmuşlar. Ve bu sivri yerlere şöyle parmağımızı dokundurduğumuz zaman batıyor. Bakın. İşte biz bunlara da çocuklar köşe diyoruz. Şu sivri yerlere. Şöyle göstereyim. Şu sivri. Evet, sivriler çocuklar. O yüzden biz bunlara da köşe diyoruz. Bunun köşesi var. Şimdi buna bakalım. Bir inceleyin bakalım önce. Yaklaşayım biraz daha. Evet, çeviriyorum yavaş yavaş. İnceleyin siz de. Bir bakın bakalım. Yüzeyleri hangi şekilden oluşuyor? Bulabildiniz mi? Bir şeye benzetebildiniz mi? Tahtada çizelim mi? Bakalım hangi şekil çıkacak. Tamam, çizelim. Diyorum ki, seni çizelim bakalım. Bir. Şuradan. İki. Üç. Şuradan tutayım. Dört. Dört tane kenar çizdim. Gördünüz mü? Bir. İki. Üç. Dört. Bakın, karşılıklı kenarları birbirlerine eşit olanlar buradaymış. Yani uzun kenarlara yıldız vereyim. Daha büyük yapayım yıldızımı. Yıldız yapayım. Küçük kenarlara da minik kalp vereyim. Bunlar neydi? Dikdörtgen. Çocuklar işte burada dikdörtgenlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş. Bakın. Size örnek de getirdim ama önce size sormak istiyorum. Çocuklar, bu şekli günlük hayatta neye benzettiniz?
Bekleyin biraz. Düşünün siz ama. Hiç gördünüz mü etrafınızda böyle şekiller? Hı? Ben göstereyim bir tane size. Bakın çocuklar. Kibrit kutusu. Kibrit kutusuna benziyor değil mi? Gördünüz mü? Bütün ama bütün yüzeyleri dikdörtgenlerden oluşmuşlar. Yani kısa kenarları ve uzun kenarları var. Şöyle göstereyim size bakın. Kısa kenar. Kısa kenar. Bu da uzun kenarları. Bu şekilde. Hepsi. Şuraya elimi dokundurdum. Dikdörtgen. Buraya baktım. Dikdörtgen. Buraya baktım. Dikdörtgen. Buraya baktım. Dikdörtgen. Evet, buna geldim. Bakın. Şimdi bunu biraz inceleyin. Yaklaşayım yine. Şöyle gezeyim birazcık. Bir şeye çok benziyor bu çocuklar. Neye çok benziyor? Hemen söyleyeceksiniz. Ne? Çadıra. Çadıra benziyor. Evet, başka neye benziyor? Şuralara mesela kar yağdı, yağdı, yağdı. Kar şuradan aktı. Neye benziyor başka? Çatılara. Çatılara da benziyor. Evet. Peki bakalım bunun yüzeyleri hangi şekillerden oluşmuş? Hemen koyalım şuraya. Neydi adı? Üçgen. Prizma diyorum ben buna da. Bakalım neye? Çizebilecek miyim? Bir. Evet, iki. Aa! Üçgen. Demek ki bu yüzeyi üçgenmiş. Peki bakalım. Bu yüzeyini neye benzettiniz çocuklar? Şöyle yaklaştırayım biraz daha. Neye benziyor? Dikdörtgene benziyor değil mi? Evet. Hemen yapıştıralım buraya. Şöyle. Siz de bu şekilde çocuklar bu şekillerden alıp evde çalışabilirsiniz kağıdın üzerine koyup. Hangi şekillerden oluştuğuna da bakmış olursunuz. Evet. Bakın çocuklar. Üçgen prizma. Üçgenden ve dikdörtgenlerden oluşmuş. Evet. Gördünüz mü? Bakın. Burası dikdörtgen. Burası dikdörtgen. Burası dikdörtgen. Ve burası. Ve burası da üçgen. Neye benziyordu günlük hayatta? Çatıyla. Başka? Çadıra. Çadır. Size çadır kampı yaptınız mı çocuklar? Çok eğlencelidir. Biz mutlaka yazları gider çadırla kamp yaparız çocuklar. Şunu göstereyim size çocuklar. Şimdi buradaki şekle bakmanızı istiyorum. Burası çocuklar kareden oluşmuş. Şöyle şurasını da göstereyim. Bu benim parfüm şişem bu arada. Bakın çocuklar burası bir kareden oluşmuş. Peki buralarına bakalım. Uzun kenarları var. Bir, iki ve bir. İki tane de kısa kenarı var. Neye benziyor? Bakayım kokusuna. Oh, kokusu da güzelmiş. Neye benziyor çocuklar? Biz buna da çocuklar kare prizma diyoruz. Kare. Bakın neden? Bakın şurada bir karesi var. Şurada bir karesi var. Şurasında da dikdörtgenleri var. Ne diyoruz buna da? Kare prizma diyoruz. Peki başka neye benziyor günlük hayatta? Buzdolabına. Başka? Çamaşır makinesine, bulaşık makinesine. Doğru söylüyorsunuz. Aferin size. O zaman devam ediyorum. Dırım 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 dırım. Dırım 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 dırım. Neye benziyor? Düşünün biraz. Evet, bir boruya benziyor değil mi çocuklar? Elimin üzerinde de rahatlıkla dolaştırıp bununla böyle kaydırabiliyorum. Bir tekerlek gibi. Köşesi yok değil mi? O yüzden rahatça bu şekilde oynayabiliyorum. İşte bu bir silindir çocuklar. Silindir. Silindire bakalım mı? Merak ediyor musunuz ne oluşuyor? Hangi şekiller bir araya gelmiş acaba? Bakalım. Merak ettim ben de. Dönüyorum etrafında hop. Neyden oluşmuş? Bir tane
çemberden oluşuyor değil mi? Çember, çembere benzettim başka. İçini doldurursam da, hatta ben bunun içini doldurunca da çocuklar, buna ne diyorum biliyor musunuz? Daire. Bakın. Dolu burası. O yüzden daire diyorum. Daha sonraki senelerde de anlatacağım size detaylı bir şekilde. Onun dışında çocuklar, bir de onu böyle çepeçevre saran bir yüzeyi var. Ama eğik böyle. O yüzden bak, kayabiliyor. Mesela bunu koyduğumda bu hemen kolay kolay böyle akıp gitmiyor. Yuvarlanıp gitmiyor. Yuvarlanmıyor. Ama buna bakın. Bakın nasıl yuvarlanıyor. Hemen elimin üzerinden kayıp gidiyor. Geliyor size. Hazır mısınız? Bak. Geliyor. Düşürdüm. Haydi gitti. Peki bakın. Bu da bir silindir çocuklar. Silindirler bu şekilde. Küçük, büyük. Fark etmez. Değil mi? Peki silindir neye benziyor çocuklar? Bakın elimdeki kalemi görüyor musunuz? O da bir silindire benziyor. Başka silindir neye benziyor? Kavanoz. Evet, kavanoz da bir silindire benziyor. Bakın kayıyor da, köşeleri olmadığı için. Yuvarlayabiliyorum bunu da. Yuvarlamayayım ama düşüp kırılır sonra. Bakın bu da bir silindir çocuklar. Daha kalın, daha geniş bir silindir. Bakın. Bu da bir silindir. Bakın. Bunu siz de kullanıyor musunuz okulda? Yapıştırıcı. Değil mi? Bu da bir silindir. De. Yeni bir şekil göstereyim size o zaman. Kimi göstersem kimi? Bunu göstermek istiyorum. Neye benziyor çocuklar? Elimin içinde de yuvarlayabiliyorum bu şekilde. Yuvarlan. Neye benziyor? Evet. Dünyaya benziyor bakın. Bakın çocuklar, dünyaya benziyor. Bu şekilde. Dönüyor. Demek ki neye benziyormuş? Dünyaya benziyormuş. Bunun adı da küre çocuklar. Küre. Bir de küreye benzeyen başka bir şey daha getirdim bakın. Köşesi yok. Hepsi yuvarlak. Dönüyor. Bu benim bu arada kumbaram çocuklar. Bakın bu Luca'nın oyuncağı. Bu da küreye benziyor. Şu şekilde yine bakın. Köşesi yok. Yuvarlanıyor. Gördünüz mü? Peki bu neye benziyor? Bak şurada karesi var. Burada karesi var. Burada dikdörtgenleri var. Kare prizma. Evet. Bu? İki tane uzun kenarı var. İki tane de kısa kenarı var. Bak burada da uzun kenarları var. Kısa kenarları var. Uzun kenar, kısa kenar, uzun kenar, kısa kenar. Hep dikdörtgenlerden oluşmuş değil mi? Dikdörtgenler prizması. Bu da yine aynı şekilde uzun kenarları, kısa kenarları. Bu şekilde yine uzun kenarları. Bakın sivri uçları var. Parmağıma dokununca bu şekilde batıyor. Köşeleri var. Ve yüzeyleri var. Dikdörtgenlerden oluştuğu için de ben ona da dikdörtgenler prizması diyorum. Aslında çocuklar siz geometrik cisimleri günlük hayatta birçok yerde görebiliyorsunuz. Bazıları size de öğrettiğim gibi köşeleri yok. O yüzden yuvarlaklar, kayabiliyorlar. Onları bu şekilde tutup oyuncak gibi oynayabiliyoruz. Hatta ve hatta şimdi sizinle bir etkinlik yapalım. Ve böyle yapayım. Evet, şimdi bu oluşturduğum şekil. İyice bakın çocuklar. Bu oluşturduğum şekil hangi geometrik cisimlerden oluşmuştur? Bakalım mı? Yukarıdan aşağı doğru sayalım. Bu neydi? Hep etrafında yüzeylerinde dikdörtgenler var. Dikdörtgenler prizması, evet. Peki bu neydi? Silindir. Peki en altta bütün yüzeyleri birbirine eşit olan biri var. Küp. Bir dikdörtgenler prizması, bir silindir, bir tane de küpten oluşmuş. Peki burada ne var çocuklar? Evet. Bir küre, bir tane de küp. Değil mi? Bunu bunun üzerine koyarsam durur mu çocuklar? Deneyelim mi?
Hadi deneyelim bakalım duracak mı? Durmadı, yuvarlandı, gitti. İşte köşesi olmadığı için yuvarlandı, gitti yere. Gördünüz mü? Bakın çocuklar. Aladdin'in sihirli lambası gibi. Bakın. Hiçbir köşesi yok. O yüzden ne yapıyor? Rahat bir şekilde elimin üzerinde dolaştırıyorum. Kenarları da yok, köşeleri de yok. Bu bir. Küre. Evet. İşte çocuklar aslında çok çok eğlenceli bir konu. Siz de etrafınızdaki cisimleri inceleyin bakalım. Hangi şekillerden oluşuyorlar? Hangi şekiller bir araya gelmişler de onları oluşturmuşlar? Tamam mı? O zaman bir sonraki ders görüşürüz. Hoşça kalın. Güle güle.